Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 110 yerli firmanın katılımıyla Ankara'da başladı. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş yerli projeleri yakından inceledi. Güvenlik konusunda Türkiye'nin gündemi bir süredir Suriye'nin kuzeyindeki ve İran kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG varlığı ve buna bağlı olarak sınır ihlalleri ve Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik gerçekleşmesi beklenen göç riski. Bu nedenle sınır noktasında güvenlik tedbirleri alınıyor. Bu tedbirler her geçen gün artırılıyor. Peki bu konudaki en yenilikçi çözümlerden biri ne? İşte o da bu görmüş olduğunuz insansız kara aracı sistemi. İnsansız kara aracı sistemlerin üzerinde silahlar veya radar sistemlerini görmeye pek alışık değiliz. Ancak burada Ankara merkezli Meteksan Savunma buradaki retinal radarını insansız kara aracının üzerine takarak sınır noktasında güvenlik önlemleri için insansız bir çözüm yarattı. Bir insansız kara aracının üzerine silah sistemlerinin, görüntüleme sistemlerinin yanı sıra bir radar takarak sınır noktasında hareketli hareketsiz hedeflerin tespiti, bu tespiti sınır noktasındaki karakollara gönderme konusunda yenilikçi bir çözüm sunuluyor ve böylece örneğin Afganistan sınırında 5-10 kilometre öteden gelecek göçmenlere karşı bu sistem tek başına tespit ve tedbir noktasında çözüm olabilecek. Hemen arkasındaysa başka bir tehdide karşı alınan bir tedbir var. Günümüzde insansız hava araçlarının kullanımı oldukça arttı. Birkaç yüz dolara her türlü insansız hava aracını alabiliyoruz. Hatta terör örgütleri de alabiliyor. Bu kapsamda PKK'nın son dönemde artan drone saldırılarını da hatırlatmak isterim. İşte burada gördüğümüz bu sistem kapan drone savar sistemi. Bu sistem drone'u havada tespit ederek yakalıyor ve gönderdiği frekanslarla drone'un hareket etmesini engelliyor ya da onu kontrollü bir şekilde indirebiliyor. İşte bu sistemi de önümüzdeki dönemlerde zırhlı araçların üzerinde veya sabit bina kritik tesis korumasında görmemiz mümkün. İşte bu sistemlerde Ankara'daki askeri radar ve sınır güvenliği zirvesinde görücüye çıktı. Burada yeni sözleşmelerin yapılması, güvenlik bürokrasisine bu ürünlerin tanıtılması için burada sergileniyor. Biz de bu ürünleri sizlere anlattık. Yeni ürünler oldukça, yeni gelişmeleri gördükçe yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.